Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz karışım problemleri. Karışım problemlerinde arkadaşlar, diyelim ki 5 litre su, 7 litre tuz ve 8 litre şeker karıştırılıyor. İşte karışımın tuz oranı da sorulabilir, şeker oranı da sorulabilir, su oranı da sorulabilir arkadaşlar. Karışımın tuz oranı yüzde kaçtır diyelim. Arkadaşlar burada yapacağımız tek şey şu. Karışanları aşağıya yazıyoruz. Kimler karışıyor? 5, 7 ve 8 karışıyor. Arkadaşlar bu yanında yazar su, şu tuz, şu ise şeker. Şimdi 20 litrelik bir karışımımız var. Bize sorulan tuz. Bu 20'nin arkadaşlar 7'sini tuz oluşturuyor. Bir nevi orantı kuruyoruz. 20'de 7 ise adam da yüzdesini merak ediyor. Yüzde kaçtır diyoruz. Bir tane formülle arkadaşlar konuyu bitireceğiz. Formül derseniz formül şu. Aşağıya tüm madde miktarı yazılıyor. Yukarıya ise istenen madde miktarı yazılıyor. Genelde de arkadaşlar yüzdesi soruluyor. Şunla yapacağız arkadaşlar. İstenen madde bölü tüm madde. Genelde de yüzdesini soruyor. Şuraya da yüzdesini yazıyoruz. Burada tüm maddemiz 20. Sorulan tuz yüzdesini sorduğu için 20'de 7'yi tuz oluşturuyor. 20'de 7 ise yüzde kaçtır diyoruz. 20'de 7 ise arkadaşlar yüzdesi de 35 oluyor. Şimdi örnek diyoruz arkadaşlar. A kilogram tuz ile B kilogram su karıştırılıyor. Karışımın şeker oranı, karışımın tuz oranı %40 olmaktadır. Buna göre A bölü B oranımız neye eşittir? İlk sorumuz bu olsun arkadaşlar. Şimdi A kilogram tuz ile B kilogram su karıştırılıyormuş arkadaşlar. İsterseniz bunların ne olduklarını da yazalım şuraya. A tuz, B ise su. Bunlar karıştırılıyormuş arkadaşlar. Oranı %40 olan bir karışım elde ediliyormuş. Hem de ne oranı? Tuz oranı %40 oluyormuş. Bunların da hangisi tuz arkadaşlar? A tuz. Onun için A'yı da yukarıya yazıyoruz. Şunları sadeleştirip 20 ile içler dışlar yaptığımızda 5A eşittir 2A artı 2B, 3A eşittir 2B gibi bir eşitlik elde ediyoruz. Bize de A bölü B oranı sorulmuş. A bölü B oranımız 2 bölü 3'tür diyoruz arkadaşlar. Başka bir örnek yazıyoruz. X gram tuzlu suyun 2 bölü 5'i tuzmuş. Bu karışıma kaç gram tuz eklenirse karışımın %64'ü tuz olur. Tabii x cinsinden soruyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar, elimde x gram tuzlu su var. Bunun üstüne ne kadar tuz eklenirse diyor, karışımın %64'ü tuz olacakmış. Arkadaşlar şu tuzlu su, şu ise eklediğimiz, burada yazıyor arkadaşlar, kaç gram tuz eklenirse. Bu da tuzmuş. Bu da tuz yüzdesi olduğu için arkadaşlar, x'in ne kadarı tuz, burada yazıyor,
5'te 2'si. Bu y de tuz olduğu için arkadaşlar, biz de tuzu araştırdığımız için bu y yukarıya da yazılacak. Ama eklenen su olsaydı arkadaşlar, biz tuzu araştırdığımız için bu y buraya yazılmayacaktı. Yani aşağı her durumda etkilenir ama yukarı burayla aynıysa etkilenir arkadaşlar. Peki, işler dışlar yapalım arkadaşlar. 100 kere 2x bölü 5, %5 sağ derecesi 40x, 100y. Buradan da arkadaşlar 64x artı 64y bulduk. 64y'yi 100y'nin yanına aldım. 36y. 40x'i de buraya aldık. 24x. Burada arkadaşlar biz y'yi bulmak istiyorduk. 12 ile de sadeleştirirsek arkadaşlar y'yi 2x bölü 3 olarak buluruz. Peki, devam ediyoruz. Şöyle bir soru yazalım. Şeker oranı %30 olan 80 gramlık şekerli suya içindeki şeker miktarı kadar şeker eklenip kaç gram su buharlaştırılırsa karışımın şeker oranı %80 olur. Arkadaşlar, bazı sorularda şu da çok işe yarar. Mesela 80'i ayrıştırırsam, bu 80 şekerli suyumuz ya arkadaşlar, %30'u şekerse, yani 24 gramı şeker ise, geriye kalanı da, şu şekerimiz arkadaşlar, geriye kalanı da neyimiz? Suyumuz. Bu 80'i arkadaşlar yazdık şekerli suya, içindeki şeker miktarı kadar şeker. Yani içinde 24 şeker olduğu için arkadaşlar buna 24 şeker ekliyormuşum. Buraya da yazayım. 80 de neyimiz arkadaşlar? Şekerli suyumuz. 24 şeker eklenip kaç gram su buharlaştırılırsa eksi x. Bu da su. Karışımın şeker oranı %80 olur diyor. Arkadaşlar şu şeker oranı olduğu için 80'in de 24'ü şekerdi arkadaşlar. Bu 24'ün de hepsi şeker. Bunda da şeker yok. Yani arkadaşlar 104 eksi x paydamız 48 payımız. Burası da arkadaşlar 4 bölü 5 olarak alınır. Şu şunun 12 katıdır. 12 kere 5 60 yapar. X'imiz de 44 olarak bulunur. Arkadaşlar. Peki arkadaşlar. İçinde alkol oranı %80 olan alkol su içinde alkol oranı %80 olan alkol su karışımı olan bir bidon ağzı açık unutuluyor. Karışımdaki alkolün %40'ı, suyun ise %20'si
ortamın sıcaklığından buharlaşıyor. Son karışımın alkol oranı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar, %80'imiz alkolmüş ama karışımın ne kadar olduğu bilinmiyor. Buna 100x de diyebiliriz, 40 da diyebiliriz. İstediğiniz sayıyı verirsiniz. Arkadaşlar ben ona 100 gram diyeceğim. Alkollü suyuma. O zaman bunu ayrıştıracak olursam 80 gramı alkol, 20 gramı ise arkadaşlar su olur. Alkolün %40'ı, arkadaşlar bunun %40'ı, yani 32'si uçtu, geriye 48'i kaldı. Suyun da arkadaşlar %20'si, yani 4'ü buharlaştı, geriye de 16 suyumuz kaldı arkadaşlar. Yani son durumda 48 artı 16'lık bir karışımım var. Bunun 48'i alkol. Adam da yüzdesini merak ediyor. Yüzdesini soruyor. 48 bölü 64. X bölü 100. Şunları 8 ile sadeleştirsem. Şurası 6 arkadaşlar. Hatta 3'e 4, 16 ile sadeleştirdik, 3'e 4. 4x'imiz 300, x'imiz de arkadaşlar 75 çıktı. Alkol oranımız %75'e gitti arkadaşlar. Peki. Şöyle bir soru yazalım. %40'ı şeker olan, şekerli su karışımı %20'i alınarak yerine 24 gram su ekleniyor. Son karışımın şeker oranı %25 olduğuna göre başlangıçtaki karışım kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar, başlangıçtaki karışım bilinmiyor. Diyelim ki ona x dedik. Onun 20 gramı alınıyor arkadaşlar. X eksi 20 gram olduk. Sonra buna 24 su ekleniyormuş. 24 su ekledim. Son durumda şeker oranı %25 olmuş. Şu x eksi 20 arkadaşlar karışım. Onun %40'ı şekerdi. Bu 24 de su olduğu için arkadaşlar, bu da şeker yüzdesi olduğu için yukarıya yazılmayacak. İçler dışlar yapsam, şu yüzler gitsin. 40 tane x eksi 20. 25 tane x artı 4 olur arkadaşlar. İsterseniz 5 ile de sadeleşelim. 8x eksi 160. 5x artı 20'den 3x 180. Başlangıçtaki karışımımız da arkadaşlar 60 gram bulunmuş. Peki arkadaşlar. Devam edelim. Tuz oranları %15 ve %20.
olan iki tuzlu su karışımları karıştırılarak tuz oranı %18 olan 75 litre tuzlu su elde edilmiştir. Buna göre %20'lik tuzlu su karışımından kaç litre alınmıştır? Şimdi arkadaşlar iki tane karışımım var. Oranlarını biliyorum ama miktarlarını bilmiyorum. Ama miktarları da totalde 75 litre yapıyor. Bunlar karıştırılarak arkadaşlar tuz oranının %18 olması istenmiş. Şu şekilde tuz oranımızın %18 olması isteniyor. Bana %20'lik karışımın miktarı soruluyor arkadaşlar. %20'liğe x dersek arkadaşlar, iki bilinmeyenle de çözülür, tek bilinmeyenle de çözülür. İsterseniz ben tek bilinmeyenle yazayım. Diğerine de ne kalır arkadaşlar? 75 eksi x kalır. X'in arkadaşlar %20'si, 75 eksi x'in ise %15'i tuzmuş. Buradan bulacağımız x sorumuzun cevabı olacak arkadaşlar. İsterseniz içler dışlar yapalım. Yüzler gitsin. 20 çarpı x, 15 çarpı 75 eksi x eşittir. Burası da arkadaşlar 75 çarpı 18 olur. İsterseniz 5 ile de sadeleşelim. 4x artı 225 eksi 3x 270. Şurası bir tane x etti arkadaşlar. 225'i de buraya alırsak x'imizi de 45 olarak buluruz. %30'u tuz olan 200 litre tuzlu suyun %40'ı alınarak yerine alınan miktarın yarısı kadar tuz, bir gün yarısı kadar su ekleniyor. Son karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Arkadaşlar bu dökme, alma, bunlar da ilk o olayı yaparak olaya başlayacağız. Yani 200 litre tuzlu suyun %40'ı dökülecek arkadaşlar. 200'ün %40'ı 80 litre yapar arkadaşlar. Bu 200 litre tuzlu suyun 80'i gitti arkadaşlar. Gidenle ilgilenmeyin, kalanla ilgilenin. 200 tuzlu suyum var, 80'ini döktüm. Geriye elimde 120'lik bir tuzlu su karışımı kaldı. Sonra arkadaşlar yerine döktüğümün yarısı kadar tuz, dökülen 80'di arkadaşlar, yarısı 40 yapar. Diğer yarısı yine 40 yapar. Yalnız ilk eklenen tuz, ikinci eklenen neymiş? Suymuş. Bana da son durumdaki karışımın tuz yüzdesi soruluyor arkadaşlar. 120'nin ne kadarı tuzdu? Başlangıçtaki karışımım %30'u tuzdu arkadaşlar. Şu 40'ların da bir tanesi tuzdu. Denklemimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Paydamız 200. Payımızsa 36-40 yani 76. 200'de 76 ise arkadaşlar yüzdemiz de 38
bulunur. Peki arkadaşlar. Alkol oranı %40 olan 60 gram alkollü suyun yarısı ile alkol oranı %60 olan 40 gram alkollü su suyun 1/4 karıştırılıyor. Karışımın alkol oranı yüzde kaç olur? Arkadaşlar iki tane karışım var ama bunların hepsini karıştırmayacakmışız. İlk karışımın yarısını, yani arkadaşlar 30 kadarını, ikinci karışımın da 1/4, yani 10 kadarını alacakmışız. Ve bunları karıştırıp alkol yüzdesi bulacakmışız. İlk karışımın alkol yüzdesi %40. İkinci karışımın alkol yüzdesi ise arkadaşlar %60'mış. Paydamız 40. Payımız 12 burası, 6 da burası, 18. Şunları 20 ile sadeleştirsem 18'i 2'ye böldüm, 9, 5 ile de çarptım. X'imiz arkadaşlar 45.